Dönelim İzmir'e. Aslında dün çok dikkat çeken, şaşırtan bir fotoğraf gelmişti. Tam da bu İmamoğlu'nun yanında İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer vardı. Tabii İzmir adayı Cemil Tugay bu kareye bugün tepki gösterdi. Dünden beri içim acıyor diyor. Dünden beri içim acıyor. Dost dediğimiz bazı insanlar inanılmaz haksızca cümleler kuruyor. Tepkisini böyle dile getirdi. İsim vermeden Tunç Soyer'i eleştirdi. Burada bir gün bir dakika yanında durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkanlığı için çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Çiğli Tunceliler Kültür Dayanışma Doğa Derneği'nde konuştu. Burada AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazi Osman Paşa'da yaşam merkezi açarken, İmamoğlu'na İzmir'de yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti. Soyer, İmamoğlu için oy istedi. Ona sahip çıkma sırası bizde. İstanbul ve Türkiye'nin kaderi ortak. İstanbul bir kez daha nefes alacak dedi. Burada bir gün bir dakika yanında durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkanlığı için çalışıyor. Dostun attığı gül yaralıyor. Dostun attığı gül yaralıyor. Çarşı karıştı yazdık arkama. Çünkü tam da İyi Parti lideri Meral Akşener. Bu seçimlerde beklediğim sonucu alamazsam evime dönerim, siyasetin sesini ağzıma almam dedikten hemen sonra zamanlama manidar çok ilginç bir olay yaşandı. Mayıs seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermişti. Ve işte bu fotoğraf kareleri, bu görüntüler yansımıştı kameralara Sinan Oğan'ın. Aylar sonra Yozgat'ta kameralar karşısına geçti. Yerel seçimler için İyi Parti'nin Yozgat Yerköy adayına oy istedi. Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldı, plana sadık kal diyerek ikinci turda muhalefeti değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi. Sinan Oğan seçimlerden sonra sessizliğiyle dikkat çekti. Hedefimize ulaşmış bulunmaktayız. Şimdi yerel seçimler öncesinde bir kez daha sahaya çıktı, İyi Parti adayına destek verdi. Memleketime geleceğim dedim. Başka bir yere, hiçbir yere gitmedim. Benim iki tane memleketim var. Birisi Iğdır, birisi Yozgat. Önce Iğdır'a gittim. Sonra da Yozgat'a, Yerköy'e geldim. Sinan Oğan'ın destek verdiği aday İyi Parti Yozgat'ın Yerköy ilçe belediye başkan adayı Ferhat Yılmaz. Bu bir partiyi... Bir siyasi anlayışı desteklemenin çok ötesinde hakikaten de bilgisine, görgüsüne, yereldeki liderliğine güvendiğim ve uzun yıllardır beraber dostluk yaptığım Ferhat Başkanımıza destek için buradayım. Temkinliydi. Desteğinin başka bir şeye yorulmamasını istedi. Lütfen bunu hiç kimse başka bir şeye yormasın. Hiç kimse bunun altında bir şey aramasın. Dostlar bunun için vardır. Türk milliyetçiliği vurgusu yaptığı 2028 seçimlerini işaret etti. Biz gelecekte Türk milliyetçileri bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Türkiye son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şunu görmüştür ki önümüzdeki 2028 seçimlerinde artık inşallah gün gelecek Türk milletinin önünde Türk milliyetçileri çok önemli bir seçenek olacaktır. 2028'de de yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Türk milliyetçisi Cumhurbaşkanı olacak inşallah.